2016 yılında riskli alanlarda getirilen %65'ten fazla yapılaşması sorunlu olan yerlerde kentsel dönüşüm alanı ilan edilebilir, riskli alan ilan edilebilir tanımı zaten getirilmişti. Yani eski yerleşim yerlerinde kentsel dönüşüm ilan edilebiliyordu. Yani bu konuda yorum yapan arkadaşlarımızın riskli alan sürecinde neden itiraz etmediklerini anlamadım ben. Çünkü buradaki tanım riskli alanlarda yapılan tanımdan çok farklı değil. Tekrar ediyorum, rezerv yapı alanları bina bazlı, parsel bazlı ilan edilen alanlar değil, alan bazlı olarak ilan edilen alanlar. İkincisi, riskli alanların dönüşümünün, dönüştürülmesinin, riskli alan ilanının zor olması sebebiyle, işte süreçlerinin, Cumhurbaşkanlığı ilanı gerektirmesi vesaire nedeniyle zor olması sebebiyle bakanlığın rezerv yapı ilan etmesini kolaylaştırılması sağlanmak istendi. İkinci amaç bu. Dolayısıyla bu alanlarda herhangi bir şekilde vatandaşın mülkiyet hakkının tamamen kısıtlanması veya vatandaşın başka bir yere gönderilmesi diye bir durum söz konusu değil. Oradaki tanımda gönderilme kavramı şöyle yanlış anlaşılıyor yine. Rezerv yapı alanlarının ikinci anlamı transfer merkezi olması. Yani mevcut bir alanın dönüşüm alanı olarak kullanılmak istenmesi. Bu zaten daha önceden de var olan bir tanımdı. Yeni bir tanım değil. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Örneğin bir dere yatağının bulunduğu bölgede veya bir heyelan bölgesinde, bir çöküntü bölgesinde ve doğrudan afet bölgesi ilan edilen bir alanda eğer kamu o bölgeyi komple yapılaşmaya kapatıyorsa, bakın burası önemli, yani yapılaşmanın tam komple kapatılması halinde başka bir yerde yapılaşmaya açılması, tekrar başka bir bölgeye bu bölgenin transfer edilmek istenmesi halinde rezerv yapı alanı bu şekilde de kullanılabiliyor.